Coğrafya Cepte kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Daha önce iç kuvvetleri işledik. Bu videomuzla dış kuvvetlere başlangıç yapıyoruz. İç kuvvetler kaynağını yerin derinliklerindeki mantodan alıyordu ve yerin şekillenmesine daha çok yapıcı yönde etkileri vardı. Hatırlayın, orojenez dağları oluşturuyordu. Epirojenez kıta oluşumuydu. Volkanizma sonucunda yeni volkanik dağlar meydana geliyordu. Hocam yapıcı diyorsunuz ama biz iç kuvvetler içinde depremleri de işledik ve gayet yıkıcıdır gibi aklınıza takılabilir. Arkadaşlar, depremler bizim için yıkıcıdır. Ancak yerin şekillenmesi adına düşünürseniz o da yapıcıdır. Depremleri işlerken şöyle bir ifade kullanmıştım, hatırlayın. Himalayalarda meydana gelen bazı büyük depremler sonucunda o bölgenin yükseltisinin bir miktar arttığı gözlenmiştir demiştim. Evet, bizim için çok yıkıcı depremler olmuştur. Ancak o depremler sonucunda bölgelerin yükseltisi artmıştır. Ve bunu milyonlarca yıla vurduğunuzda orada devasa yükseltiler oluşacaktır. Ya da tam tersine, levhaların hareketlerinin yönüne göre bir zamanlar kara olan bazı alanlar denize dönüşebilecektir. Dolayısıyla iç kuvvetler genel olarak yapıcıdır. Ve yeryüzünde kırıklı ve kıvrımlı dağlar, kıtalar, volkanik dağlar gibi belirgin yer şekilleri oluşturur diyoruz. Bu videoyla birlikte işlemeye başladığımız dış kuvvetlerse kaynağını güneşten alarak ve büyük ölçüde iklim özelliklerine bağlı olarak yeryüzünü şekillendiren rüzgar, akarsu, buzul gibi kuvvetlerdir. Bir bölgede hangi dış kuvvetin daha fazla etkili olduğu üzerinde iklimin etkisi büyüktür arkadaşlar. Mesela nem ve yağışın fazla olduğu alanlarda daha çok akarsular etkilidir. Kurak, yarı kurak sahalarda su kaynaklarının az olması ve bitki örtüsünün de cılız olmasına bağlı olarak rüzgarların etkisi daha fazladır. Kutuplara yakın alanlarda ve çok yüksek alanlarda ise buzulların şekillendirici etkisi fazladır. Bu etkiler sonucunda yeryüzünde aşınım ve birikim şekilleri oluşacaktır. Sizden isteğim, konu bitiminde hangi yer şeklinin hangi kuvvet tarafından oluşturulduğunu ve aşınım mı yoksa birikim şekli mi olduğunu özellikle bilmeniz. Mesela vadi akarsu şeklidir ve akarsuyun aşındırma şeklidir gibi. Evet, ülkemiz için en önemli dış kuvvet olan akarsularla dış kuvvetlere giriş yapıyorum. Akarsular belirli bir yatak içinde eğim boyunca akan sulardır arkadaşlar. Kızılırmak gibi, Yeşilırmak gibi, Fırat, Dicle gibi. Ancak biz akarsuların oluşturduğu şekilleri işlerken yağmur ve sel sularının oluşturduğu şekilleri de akarsuların oluşturduğu şekiller içinde işleyeceğiz. Herhangi bir böyle Kızılırmak, Fırat Nehri, bunları aramanıza gerek yoktur. Eğimli bir bölge vardır. Yağmurdan sonra sel suları yamaç boyunca akmaktadır. Bu sular da, yağmur ve sel suları da şekil oluşturabilir. Bunlar da akarsuların oluşturduğu şekiller içinde işlenecek. Eğimin ve dolayısıyla akış hızının fazla olduğu alanlarda akarsu aşınım şekilleri daha yaygındır. Eğimin ve akış hızının az olduğu alanlarda ise akarsu birikim şekilleri daha fazladır. Akarsu aşındırmasını etkileyen faktörleri az sonra işleyeceğiz. Şimdi akarsularla ilgili bazı terimleri öğrenelim. Kaynak, akarsuyun doğduğu yerdir, başladığı noktadır. Kar erimelerinden kaynaklanmış bir akarsu da olabilir. Yeraltı sularından kaynaklanmış bir akarsu da olabilir. Bakın arkadaşlar, şu noktalar akarsuların kaynak kısımlarıdır. Ağız ise akarsuların denize ya da göle döküldüğü alandır. Ve akarsuyun ağız kısmı denize döküldüğü alan ise buna taban seviyesi de denir. Akarsuların kaynağına yakın kesimlerine yukarı çığır, ağız kısmına yakın kesimlerine ise aşağı çığır denmektedir. Yine arkadaşlar, büyüklüğüne göre de akarsuları sıralayabiliriz. Küçükten büyüğe dere, çay, ırmak, nehir şeklinde sıralanabilir. Bunların hepsi akarsudur. Havza da sıkça duyacağımız akarsu terimlerinden biridir. En basit ifadesiyle havza, akarsuların su toplama alanıdır. Bir akarsuyun irili ufaklı kollarıyla birlikte sularını topladığı alana havza denir. Bakın tekrar söylüyorum arkadaşlar, bir akarsuyun irili ufaklı kollarıyla birlikte su topladığı alana havza denir. Bunu sakın ola akarsu yatağı ile karıştırmayın arkadaşlar. Akarsu yatağı sadece suyun aktığı alandır. Havza ise, bakın şekli arkadaşlar, akarsuya katılan irili ufaklı şu kollar ve aradaki suyun akmadığı alanları da kapsayan şu geniş alandır. Dolayısıyla geniş havza ifadesi bu su toplama alanının geniş olduğunu anlatmaktadır. Yatağın geniş olduğunu değil. Yine havza dar dediğimizde yatak dar demek değildir arkadaşlar. Su toplama alanının dar olduğu anlamına gelir. Buna dikkat.
Akarsuların en büyük amacı sularını denizlere ulaştırabilmektir. Bazı akarsular bunu başarır, bazıları başaramaz. Sularını denizlere boşaltabilen akarsu havzalarına açık havza denir. Sularını denize götüremeyen akarsu havzalarına ise kapalı havza denir. Amazon, Kongo, Nil, Mississippi nehirleri sularını denizlere ulaştırabilen açık havzalara örnektir. Bunun yanında sularını Aral Gölü kapalı havzasına götüren Amudarya ve Sirdarya nehirleri de kapalı havzaya örnektir. Bir bölgedeki akarsuların açık ya da kapalı havzaya sahip olmasında etkili olan temel faktör yer şekilleridir. Yer şekilleri akarsuların denize ulaşıp ulaşamamasında en belirleyici faktörlerdendir arkadaşlar. Bazı bölgelerde yer şekilleri akarsuların denize ulaşmasını engelleyebilir. Yine akarsu havzası ile ilgili olup karşınıza çıkabilecek terimlerden biri de su bölümü çizgisidir. İki akarsu havzasını birbirinden ayıran sınıra su bölümü çizgisi denir ve iki akarsu havzası arasındaki en yüksek noktaları birleştiren çizgidir diyebiliriz su bölümü çizgisi için. Tekrar söylüyorum, iki akarsu havzasını birbirinden ayıran sınıra su bölümü çizgisi denir. Talvek eğrisi arkadaşlar, talvek eğrisi de nadir de olsa karşınıza çıkabilecek bir terimdir. Talvek eğrisi bir akarsu yatağındaki en derin noktaları birleştiren çizgidir. Özellikle ulaşım yapılabilen akarsularda talvek önemlidir. Su üzerindeki ulaşım araçlarının rotalarının belirlenmesinde talvek eğrisinin faydası olacaktır. Akarsu ağı ya da drenaj ağı çok sık karşınıza çıkacak bir terim değil, ancak bunu da çok detaya inmeden anlatmış olalım. Bir akarsuyun ona katılan kollarla birlikte oluşan su yolu örgüsüne akarsu ağı denir. Ve şekillerden de gördüğünüz gibi bir akarsu havzasına kuş bakışı baktığınızda farklı akarsu ağları görebilirsiniz arkadaşlar. Sizden isteğim akarsu ağlarını belirleyen temel faktörün yer şekilleri olduğunu bilmeniz. Yoksa hangisi dantritik ağ, hangisi radyal ağ, hangisi kafesli ağ? Bunları çok da bilmenize gerek yok diye düşünüyorum. Milli Eğitim kitabınız bunlardan bahsetmemiş. Ancak akarsu ağını belirleyen faktörün yer şekilleri olduğunu bilin istiyorum. Çünkü ara sıra bununla ilgili soruları da soru bankalarında, soru kitaplarında görebilirsiniz. Sırada akarsu ile ilgili çok önemli, hatta yıldızlı bir terim var arkadaşlar. Akarsuyun debisi ya da diğer adıyla akarsuyun akımı. Akarsuyun debisi, akarsuyun belirli bir kesitinden saniyede geçen suyun metreküp cinsinden değeridir. Bakın tanım bu. Tekrar söylüyorum. Akarsuyun belirli bir kesitinden saniyede geçen suyun metreküp cinsinden değerine akarsuyun debisi denir. Ancak en basit ifadesiyle akarsuyun taşıdığı su miktarına debi denmektedir ve akarsuyun akımı olarak da ifade edilir. Bu şekilde bilin arkadaşlar. Akarsuyun debisini etkileyen en önemli faktör havzaya düşen yağış miktarıdır. Yağış miktarı fazlaysa akarsuların debileri de yüksek olacaktır. Örneğin yağış miktarının fazla olduğu Karadeniz bölgesindeki akarsuların debileri yağışların az olduğu İç Anadolu bölgesindeki akarsulara göre daha yüksektir. Debiyi etkileyen başka bir faktör de havzanın genişliğidir arkadaşlar. Su toplama alanı genişse akarsu çok geniş bir alandan çok fazla kol ile besleniyor, debi yüksek olacak anlamına gelir. Buharlaşma da akarsu debisini etkiler. Yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçtiği alanlarda buharlaşmanın artmasına bağlı olarak akarsuların su kaybı da artacaktır ve debi düşecektir. Akarsu yatağının geçirimliliği de debiyi etkileyecektir. Kum taşı, çakıl taşı gibi geçirimli kayaçların bulunduğu alanlarda yer altına sızma daha fazla olacaktır. Su kaybı daha fazla olacaktır ve debi daha düşük olacaktır. Akarsuların beslendiği kaynaklar debiyi etkileyen önemli bir faktördür. Gür kaynaklarla beslenen akarsularda havzada sıcaklık ve buharlaşma fazla olsa bile debi yine de yüksek olacaktır. Örneğin Nil Nehri Mısır çöllerini geçerek Akdeniz'e dökülen ve debisi oldukça yüksek olan bir akarsudur. Debinin yüksek olması ekvatoral bölge gibi yağış miktarının çok fazla olduğu bir bölgeden besleniyor olmasıdır. Kar erimelerinin debi etkisini ise kışın sıcaklığın yükseldiği zamanlarda ve daha çok da ilkbahar mevsiminde görürsünüz arkadaşlar. Akarsuyun akım grafiğine baktığınızda debinin genel olarak ilkbaharda yükseldiğini görüyorsanız kar erimeleriyle beslendiğini söyleyebilirsiniz. Hatta kar erimelerinin arttığı dönemlerde akarsuların o havzaya düşen yağış miktarından da daha fazla su taşıyabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Beşeri faktörler de debiyi etkilemektedir. İnsanlar gerek içme, gerek tarım,
gerekse değişik sebeplerle akarsuları kullanarak debiyi etkilemektedir. Debiyi etkileyen faktörler içinde eğim faktörünü de görebilirsiniz bazı kaynaklarda. Eğim akarsuyun akış hızını etkilemektedir ve eğimin fazla olduğu alanlarda su hızla aktığı için yer altına sızma daha az olacaktır. Dolayısıyla eğimin fazla olması debinin de nispeten yüksek olmasında etkilidir diyebiliriz. Evet arkadaşlar, debiyi etkileyen faktörler bunlar. Toparlayacak olursak, debi en basit ifadesiyle akarsuyun taşıdığı su miktarıdır dedik. Debiyi etkileyen en önemli faktör yağış miktarıdır dedik. Son olarak debiyi akarsu hızıyla karıştırmayın diyorum arkadaşlar. Debi akarsuyun hızı değildir. Debinin yüksek olması ille de akarsuyun hızlı akacağı anlamına gelmez. Bol su taşıyan ancak eğimi az olan akarsular vardır ve bunların debileri de gayet yüksektir diyorum ve debiyi bitiriyorum. Akarsu rejimi de sıkça duyacağımız akarsu terimleri arasındadır. Bir akarsuyun akımında yıl içinde meydana gelen değişiklikler rejimi göstermektedir. Yıl içinde akarsuların akımında belirgin bir değişiklik görülmüyorsa, yıl boyunca bol miktarda su taşıyorsa bu akarsulara rejimi düzenli akarsular denir. Ekvatoral iklim bölgesindeki Amazon ve Kongo nehirleri rejimi düzenli akarsulara örnektir. Belirli dönemlerde akarsuyun debisi ciddi manada azalıyorsa rejimi düzensiz akarsular denir. Mesela muson iklim bölgesinde Muson Asya'sında yer alan İndus ve Ganj nehirleri düzensiz rejimli akarsulara örnektir. Yine rejimi düzensiz akarsular içinde bazı akarsular da vardır ki belirli bir dönem tamamen kurur, hiç su akmaz. Bunlara da mevsimlik akarsu denmektedir. Evet arkadaşlar, akarsu rejimini etkileyen en önemli faktör bölgedeki yağış rejimidir. Bakın dikkat arkadaşlar, yağış miktarı demiyorum, yağış rejimidir diyorum. Çünkü yağış miktarının çok fazla olduğu bir bölgenin rejimi de düzensiz olabilir. Az önce bahsettiğim muson iklim bölgesinde yaz mevsiminde çılgın yağışlar vardır, kışın ise kuraktır. Yani yıllık yağış miktarı oldukça fazladır ancak rejim düzensizdir. Çünkü kurak bir dönem var ve yıl içinde yağış miktarında ve akarsuların su miktarında değişim fazla. O zaman rejimi etkileyen en önemli faktör yağış miktarı değil, yağış rejimidir diyerek vurgumuzu da yapmış olalım. Sıcaklık ve buharlaşma da rejimi etkileyen bir faktördür. Sıcaklık ve buharlaşmanın arttığı dönemlerde akarsuların debisi düşecek ve yıl içinde sıcaklık ve buharlaşma şartlarının çok değiştiği alanlarda da rejim düzensiz olacaktır. Havzanın genişliği de akarsuların rejimini etkileyen bir faktördür arkadaşlar. Havzanın geniş olması akarsuların debisini yükseltir ve özellikle sıcaklık ve buharlaşmanın arttığı dönemlerde su kaybı daha az olacaktır ve rejim de nispeten düzenli olacaktır. Havzanın genişliği gibi beslenme kaynakları da akarsuların rejimini etkiler. Yeraltı sularıyla, kaynak sularıyla beslenen akarsuların su seviyesindeki değişiklikler nispeten az olacaktır. Yine beslenme kaynağı ekvatoral bölge gibi çok fazla yağış alan bir bölge ise akarsuyun rejimi de nispeten daha düzenli olacaktır. Örneğin Nil Nehri çölleri geçerek Akdeniz'e ulaşmasına rağmen kurak bölgelerdeki birçok akarsuya göre rejimi daha düzenlidir. Çünkü kaynağı ekvatoral iklim bölgesidir. Akarsuların rejimini etkileyen başka bir faktör de zeminin yapısı, yatağın geçirimliliğidir. Akarsu yatağı geçirimli kayaçlardan oluşuyorsa yağışın olmadığı dönemlerde su kaybı daha fazla olacaktır ve dolayısıyla rejimde nispeten düzensiz olacaktır. Yağışın şeklinin de akarsu rejimine etkisi vardır arkadaşlar. Kış yağışları kar şeklinde ise bu hemen akarsuyun debisine etki edemez. Karların eridiği döneme kadar akarsuyun akımı düşük olur. Sonra karların erimesiyle birlikte debide ani yükselmeler yaşanacaktır. Dolayısıyla rejimde nispeten düzensiz olacaktır. Beşeri faktörler de akarsu rejimini etkiler arkadaşlar. İnsanlar gerek enerji üretimi, gerek tarımda sulama, gerek içme suyu sağlama gibi sebeplerle barajlar yapmışlardır. Yağışın bol olduğu dönemlerde barajlarda su birikir. Yağışların olmadığı dönemlerde ise barajdaki sular kontrollü bir şekilde akarsulara bırakılarak rejim nispeten düzenli hale getirilebilir. Sırada beslenme kaynaklarına göre akarsular var arkadaşlar, bunları da görelim. Yağmur suları ile beslenen akarsularda yağışların arttığı dönemde akarsuların debisi de artmıştır. Bu akarsular Akdeniz iklim bölgeleri gibi kış yağışlarının genelde yağmur şeklinde olduğu, kar yağışlarının çok nadir olduğu bölgelerde görülür ve Akdeniz, Ege, Marmara bölgelerinde yağmur suları ile beslenen akarsular daha fazladır. Kar erimeleriyle beslenen akarsularsa kış yağışlarının genelde kar şeklinde olduğu bölgelerde görülür
ve akarsu akım grafiğine baktığınızda debinin büyük ölçüde ilkbahar aylarında arttığı görülmektedir. Kışın dağların yüksek kesimlerine yağan karlar ilkbaharda eriyecek ve akarsuların debisini artıracaktır. Bu tip akarsular Doğu Anadolu bölgesinde ve yüksek dağlık bölgelerin bulunduğu Doğu Karadeniz bölümünde yaygındır arkadaşlar. Kaynak sularıyla beslenen akarsular denildiğinde ise aklınıza karstik araziler gelsin arkadaşlar. En yoğun olduğu alanlardır. Karstik arazilerde kimyasal tortul kayaçların erimesiyle oluşan boşluklar sebebiyle yer altına sızma fazladır. Ve bu bölgeler yeraltı suları bakımından zengindir. Yer altındaki bu suların yüzeye çıktığı noktalar ise kaynaklardır. Ve kaynak sularıyla beslenen akarsuların suları genelde gürdür. Yağışın azaldığı dönemlerde bile çoğu zaman debi yüksektir ve bu akarsular bol su taşırlar. Yine kaynak sularıyla beslenen akarsuların içinde erimiş kayaçlar, özellikle kireç fazladır diyebiliriz arkadaşlar. Antalya'daki Manavgat çayı kaynak sularıyla beslenen akarsulara güzel bir örnektir. Göl sularıyla beslenen akarsularsa göllerin taştığı noktalardan başlar ve ileride duyacaksınız bu kavramı, gölün gideğeni adı verilen bu nokta gölden kaynaklanan akarsuların başladığı noktadır. Ülkemizdeki en büyük tatlı su gölü olan Göller yöresindeki Beyşehir Gölü'nden çıkan Çarşamba suyu ve yine ona yakın bir bölgede Eğirdir Gölü'nden çıkan Kovada çayı gölden kaynaklanan akarsulara örnektir. Çarşamba suyu ve Kovada çayı. Sel rejimli akarsular yılın büyük bir bölümünde neredeyse kuru haldedir arkadaşlar. Hatta bazı zamanlarda tamamen kurur. Zaten yağışların az olduğu yarı kurak bölgelerde bulunan bu akarsular yağışın olduğu zamanlarda coşar ve taşkınlara bile sebep olabilir. Yağışların bitmesiyle de tekrar o düşük debisine dönecektir. Sel rejimli akarsular ülkemizde İç Anadolu bölgesinde yaygındır. Karma rejimli akarsularsa aslında meşhur büyük akarsuların çok büyük bir bölümünü temsil etmektedir. Farklı iklim bölgelerinden beslenerek akan akarsulara karma rejimli akarsular denir. Mesela Nil Nehri ekvatoral iklim bölgesinden doğar. Savan ve tropikal step bölgelerinden geçer, savan ikliminden geçer, tropikal step iklim bölgesinden geçer ve çöle ulaşır ve Mısır kıyılarından da Akdeniz'e dökülür. Görüldüğü gibi farklı iklim bölgelerinden beslenmektedir ve karma akarsulara örnektir. Ülkemizdeki Kızılırmak, Yeşilırmak, Fırat, Dicle nehirleri de karma rejimli akarsulara örnek olarak verilebilir. Dış kuvvetler konusunda ilk videomuzun sonuna geldik. Akarsularla ilgili bazı terimleri öğrendik. Sonraki videomuzda akarsularda aşının başlığına geçeceğiz. Eğer videoları beğeniyorsanız arkadaşlarınıza, sevdiklerinize Coğrafya Cep'te kanalını tavsiye etmeyi unutmayın diyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.